Saygıdeğer hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri bugün bir kez daha en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir yıllık hasretin ardından tekrar Bitlis'teyiz. Gönüllerimizi buluşturan Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Samimiyetinize, ahde vefanıza, bugüne kadar gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ediyorum. Bir kardeş öz kardeşine nasıl sahip çıkarsa, sizler de bize öyle sahip çıktınız. Bizi muhabbetle bağrınıza bastınız. Allah kardeşliğimizi daim etsin. Rabbim dayanışmamızı kuvvetlendirsin. Malazgirt zaferimizin 953. yıl dönümünü anmak üzere bugün Bitlis'in, inşallah yarın da Muş'un misafiriyiz. Öncelikle Bitlis'e olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde Bitlis bize verdiği söze sadık kalarak tercihini yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet siyasetinden yana kullandı. Durmak yok, yola devam diyen Bitlisli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aşkına koşan yorulmaz düsturuyla gece gündüz demeden Bitlis için çalışmaya, üretmeye, Bitlis halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. İşte bugün hepsi birbirinden önemli. Kamu ve özel sektör yatırımlarını şehrimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Sağlık alanında Adil Cevaz, Mutki, Ahlat ve Tatvan'da tamamlanan aile sağlık merkezleri ve 112 istasyonlarını, gençlik ve sporda Bitlis merkezde inşa ettiğimiz 1500 kişilik kapalı spor salonunu, 5000 kişilik stadyumu, kayak evi, kamp eğitim merkezi ve Şemsi Bitlis'i öğrenci yurdunu, milli eğitimde şehrimizin merkez ve ilçelerinde yapımını tamamladığımız anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lojmanlarını bugün resmen açıyoruz. Kültürde Anıtlar Müdürlüğümüzde yapımı tamamlanan çevre ve meydan düzenlemelerini, Devlet Su İşlerimizin yaptığı taşkın koruma projelerini, karayollarımızın bitirdiği köprü ve restorasyon işlerini Bitlis halkının istifadesine sunuyoruz. Serkan Hoca nerede? Farklı kamu kurumlarımıza ait hizmet binalarını, hükümet konaklarını da yine bu vesileyle resmi olarak hizmete açıyoruz.
hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bitlis Belediye'mizin öncülüğünde Ahlat, Hizan, yol alan belediyelerimiz emanetlerini taşıdıkları vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyor. Toplam yatırım tutarı 210 milyon liraya ulaşan bu proje, eser ve hizmetleri de bugün sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ Başkanlığımız Tatvan'da Aydınlar Mahallemizde sosyal donatıları, altyapısı ve çevre düzenlemesiyle birlikte millet bahçesini tamamladı. TOKİ ayrıca Ahlat'ta 1 milyar 96 milyon liralık bir yatırımla 218 konut ile 2 ticaret merkezi inşaatlarını bitirdi. Bitlis Merkez Tarihi Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Yenileme ve Çevre Düzenlemesi projesinde de sona geldik. Toplam 1 milyar 229 milyon liralık yatırım tutarı olan bu önemli projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Şu çarpıcı rakama özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim. Şehrimize sadece çevre ve şehircilik alanında son 22 yılda yaptığımız yatırımların güncel değeri 26 milyar liraya ulaşmıştır. Bitlis'e hükümetlerimiz döneminde yapılan yatırımların toplamı ise 76 milyar lirayı aşmıştır. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, sosyal yardımlardan enerjiye, her alanda şehrimizin çevresini değiştirecek eserlere imza attık. Bitlis'te şu an 1 milyar 766 milyon liralık çevre ve şehircilik yatırımımız devam etmektedir. İnşallah bunları da tamamladıkça sizlerin emrine vereceğiz. Kardeşlerim, Bitlis'in özel sektör yatırımlarında da adeta şaha kalktığını görüyoruz. Geçen sene binlerce kardeşimize ekmek kapısı olma yanında şehrimizin ekonomisini güçlendirecek pek çok fabrikanın açılışını yapmıştık. Bugün de açılış zincirimize yeni halkalar ekliyoruz. Kiler Holding tarafından 200 dönüm araziye inşa edilen 3 etaptan oluşan pamuk ipliği ve tekstil fabrikasının ilk etabının açılışını yapıyoruz. Halihazırda 217 kardeşimizin çalıştığı fabrikamızın kalan etapları da bittiğinde günlük 65 ton pamuk girdisiyle 50 ton iplik üretebilecek. Proje maliyeti 2 milyar 640 milyon lira olan fabrikamızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kiler Holding'i bu önemli yatırımı için tebrik ediyorum. Biliyorsunuz geçen yıl Eren Holding'in iplik üretim tesisinin ilk etabını devreye almıştık. Toplam 3 milyar 525 milyon liralık bu kritik projenin bugün ikinci etabını hizmete veriyoruz. İnşallah yıl sonuna doğru da tesisimizin üçüncü etabı devreye girecektir. Böylece Bitlis ülkemizin önemli tekstil üretim merkezlerinden biri olacaktır. Bu tesisimizin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Savunma sanayi
son 22 yılda destan yazdığımız alanların en başında geliyor. %80 oranında yurt dışına bağımlı olan ülkemizi kendi uçağını, kendi gemisini, kendi silah ve mühimmatını üretir hale getirdik. Kardeşlerim, dün Aksaz Tersane Komutanlığımızda TCG Piri Reis denizaltımızı donanmamızın saflarına kattık. Bugün de Bitlis'te toplam 1 milyar 525 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilecek patlayıcı madde üretim tesisinin temelini atıyoruz. 220 bin metrekarelik alanda inşasına başlanan Nitrovan patlayıcı maddeler fabrikamız tamamlandığında yaklaşık 1000 kişilik istihdam oluşturacak, güvenlik kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu mermilerin bir kısmı inşallah burada üretilecektir. Bu savunma sanayi yatırımımızın da şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kardeşlerim, günden güne bir gerçeği daha net görebiliyoruz. Terörün karanlık gölgesi Doğu ve Güneydoğu illerimizden çekildikçe şehirlerimizin yıllardır atıl kalan potansiyeli de ortaya çıkmaktadır. Turizm ve yatırımlar başta olmak üzere bölge illerimiz çok farklı bir ivme yakaladı. Korkunun yerini huzur, endişenin yerini güven aldı. Geri kalmıştık artık bölgemizin mahcus talihi olmaktan çıkıyor. Bölgemiz genelinde huzur ortamı güçlendikçe hamdolsun yatırımlar çok daha hızlı şekilde ilerliyor. Düşünün, daha düne kadar terör yuvası olan Gabar Dağı'na bugün ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birini çıkarıyoruz. Türkiye'nin 110 bin varile yaklaşan günlük petrol üretiminin yarısını Gabar'daki keşfimizden elde ediyoruz. Farklı illerimizde yeni kuyular açmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki bu başarıların hiçbiri tesadüfi değildir. Tüm bunları Bitlis'in ve teröre karşı dik duran vatandaşlarımızın desteğiyle başardık. Siz bize sahip çıktınız, hükümetimize sahip çıktınız, size hizmet edenlere, sizin için ter dökenlere, mücadele edenlere sahip çıktınız. Biz de Bitlis'le birlikte tüm Türkiye'yi, kardeşliğimizi bugünlere taşıdık. Şunu bugün bir kez daha açık açık söylemek istiyorum. Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler artık geride kalmıştır. Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, toplumun hizaya sokulduğu, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kalmıştır. Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır. Zorlu mücadeleler neticesinde çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Belini kırdığımız, nefesini kestiğimiz, sınırlarımız içinde artık kıpırdayamaz hale getirdiğimiz terör tehdidinin tekrar
hortlatılmasına izin vermeyiz. Hukuk ve demokrasi içinde, anayasal zeminde şehirlerimize hizmet için çalışanlarla herhangi bir sorunumuz yoktur ve olamaz. Ama eski günleri özleyenlere çatışmayı, terörü, gerilimi, şiddeti, baskıyı özleyenlere, bizi eski karanlık günlere tekrar çekmek isteyenlere ise asla eyvallah etmeyiz. Kökü dışarıda olan yularını Türkiye düşmanlarının tuttuğu provokatörlerin oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Farklılıklarımızı zenginlik kaynağı görecek, ortak bir vatanda, tek bir bayrağın altında, tek bir millet olarak ortak bir geleceğe yürüyeceğiz. Sevgili Bitlisliler, tek bir derdimiz var. O da sizlere ve 85 milyona hizmet etmektir. Biz millete ve ülkeye eser kazandırmanın derdindeyiz. Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar. Şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam güya liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı. Göreve geldikleri belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Kendi siyasi ikballeri, kendi gelecekleri, kendi şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetkiyi milletten aldıkları halde hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar. Bakınız, buna geçen hafta Yüce Meclis'in çatısı altında bir kez daha şahit olduk. Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak şekilde provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini hep birlikte takip ettik. Milletin meclisinde, milletin kürsüsünde millete hakaret eden, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi avarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin koro halinde böyle bir şahsın arkasına ip gibi dizilmesi, açık söylüyorum, teslimiyet işaretidir. Milletle ve milletin değerleriyle kavgalı bir avuç marjinal ana muhalefeti ve diğer muhalefet partilerini esir almış, parmağında oynatmaktadır. Halktan, sokaktan, milletin gündeminden tamamen kopmuş durumdalar. Milletimiz de bunların ne olduğunu, hangi niyetle siyaset yaptıklarını, neyin peşinde koştuklarını çok iyi görmektedir. Ana muhalefetten ve yol arkadaşlarından ülkeye ve millete hayır gelmesi, fayda gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan da, yeni hedeflere koşturacak olan da yine biziz, AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Bitlis halkından ve tüm milletimizden bize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum. Son 22 yılda nice zorluğun üstesinden
nasıl geldiysek nice olmaz denilen, yapılmaz denilen, hayal denilen şeyi başardıysak inşallah Türkiye yüzyılını da hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha açılışını yaptığımız eser, hizmet ve tesislerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran herkesi tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.